Haydi başlattık. Hepinize merhaba. Eliyom. Bugün sizlere İslam tarihinden çocuklar için hikayeler ve okumaya başlayacağız. Ve Türkçeleştireceğiz. Ama esas maksat Arapçayı sevmek, Arapça öğrenmek, Arapçamızı geliştirmek. Bu etkinliğimizi Allah izin verdiği sürece devam edeceğiz. Emek bizden, muvaffakiyet Allah'tandır. Bismillahirrahmanirrahim. El-Mudifu El-Ce'i'un. El-Mudifu ev sahibi. Evet. El-Ce'i'un aç. El-Muhacirune Vel-Ensarun. El-Muhacirune Vel-Ensarun. Hicret edenler ve yardım edenler. Muhacirler Mekke'den Medine'ye malını, mülkünü, tüm varlığını bırakıp Allah ve Resulü için yola çıkanlar, Ensar da malını, mülkünü, inancı uğruna terk edip de gelenlere kucak açan yiğit insanlardı. Hacere fi'l mazi, hacere. En-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve aline, aile efradına selam olsun. Ve ashabuhu ve onun arkadaşları. Min Mekke'te, Mekke'den ile Yesrib'e. Yesrib'e hicret ettiler. Ve sekenuhe ve orada iyi vatan ettiler. İskan ettiler. O peygamber efendimizden önce Medine'nin Münevvere'nin adı Yesrib'ti arkadaşlar. Yesrib ile Yesrib. Haceru hicret ettiler. Hacere, hacera, haceru. Cemi yani Muhammed ve ashabuhu haceru ile Yesrib'e. Yesrib'e ve tereku, tereke, tereke, tereku, tereke, terk etti. Terk, vefat edenin bıraktığı mala ne diyoruz biz ya da metaya tereke diyoruz, tereke. Terekenin paylaşılması da, paylaşılmasına da miras diyoruz, miras bölüşümü. Buyutehum, evlerini bıraktılar. Ve emvalehum ve mallarını bıraktılar. Ve ihvanehum ve kardeşlerini bıraktılar. Nerede? Varaehum, arkalarında bıraktılar. Nerede? Fi Mekke'te. Mekke'de. Fesemmâhumullâhu. Fesemme fe bağlaştı. İki cümleyi birbirine bağlayan. Semmâhumullâhu. Allah o ismi verdi. Ve Resûlühü ve Resûlü. Resulullah ne olarak isimlendirdi? El-Muhacirin. El-Muhacirin. Evet. Kullu yuhacir ile meneva. Ev kullu muhacir ile meneva. Yüsemme muhacir kullu meneva. O ileyi şey neva. Ne yapalım? Muhacirun ve ensar. Muhacir, muhacirani, muhacirun. Ve istekbelehum. Ve onları karşıladı. El muslimune. Müslümanlar. Eyne? Fi Yesrib'e. İstekbelehumul muslimune fi Yesrib. Sevgili çocuklar, sevgili arkadaşlar. Yesrib'te Müslümanlar onları karşıladı. Ve ferihu. Ve sevindiler bihim onlarla. Ve kalu ve onlara dediler ki ehlen ve sehlen ve merhaban. Ehlen ve sehlen ve merhaban. Merhabalar. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şeref verdiniz. Onur verdiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz dediler. Ve enzeluhum ve onları yerleştirdiler. Menzil
oturulan yer, yerleşilen yer. Enzelu, yerleştirmek, ikram etmek. Nerede? Fî diyârihim, diyar, yurtlarında, evlerinde, avlularında, meskenlerinde. Ve hakkemûhum, ve ortak ettiler, hüküm sahibi kıldılar. Neydi? Fî emvâlihim, mallarında, ve emlâkihim, ve mülklerinde. Mülklerinde. Yani mal ve mülklerine de ortak ettiler. Fesemmâhumullâhu ve Resûlühü. Bunun üzerine Allah ve Resûlü onlara isim verdi. Nasıl? El-Ensâru. Ensar olarak isimlendirdi. Ensar. Muhacirler mallarını, mülklerini, sevdikleri, kardeşleri, arkadaşları, ailesi ne varsa bırakıp Mekke'yi arkalarında bırakıp geldikleri için Allah ve Resulü onlara muhacir dedi. Ensar da Medine'lilerde, Yesrib'lerde onları evlerinde oturttular. Mal ve mülklerine ortak ettiler. Onlar da ne dendi? Allah ve Resulü tarafından Ensar dendi. Ensar. Ensar yardım edenler. Evet. Kâlel muhacirûne. Bazı rivayetlere göre tabi Peygamber Efendimiz onları kardeşleştirince tabi o dönemde Araplar işte sayısız Müslümanlıktan önce hanım alıyorlar. Öyle bazıları da dediler ki işte hanımlarımız istediğinizi seçin, biz onları boşayalım, siz evlenin. Yani diyecek kadar fedakar, diyecek kadar diğergan diye rivayetler menkıbile vardır. Evet. Kâlel muhacirûne. Muhacirler dediler ki Bârekallâhu lekum. Allah siz için mübarek kılsın. Bârekallâhu, Allah mübarek kılsın. Lekum sizin için. Nedir? Fî emvâlikum. Mülklerinizde Allah, mülklerinizde Allah size bereket kılsın. Artırsın. Ve emlâkikum, ve emlakınızda. Emval ve emlak. Yani emval menkul, emlak gayrimenkul olarak da sevgili arkadaşlar nitelendirilebilir. Malun ve mülkün. Mülk. Evet. Ve ezbâcikum, ve zevçlerinize, yani eşlerinize, Allah zevcelerinize, emlakınızda ve mülklerinize, mallarınızda Allah bereket kılsın. Fela hacete lene, bizim ihtiyacımız yok. Fihe, onlarda bizim için bir ihtiyaç yoktu. Bizim ona karşı bir gereksinimiz yoktu. Fela hacete lene, bizim ihtiyacımız yoktu. Fela hacete leke, senin ihtiyacın yoktu. Fela hacete lekum, senin ihtiyacın yoktu. Nedir? Fihe, onda. Onda bizim ihtiyacımız yoktur o şeyde. Nedir? Emvalikum, emlakikum ve ezvacikum. Velakin Türkçe'de kullanılır. Velakin, fakat dullune, delle, yedullu, dullune bize delalet edin, bize rehberlik edin, bize gösterin diyor. Ne? İle suhi, çarşının yolunu gösterin diyor. Çarşının yolunu gösterin. Nettecirû, ticaret yapalım, alışveriş yapalım. Ve nektesibû, ve kazanalım. Tabi sevgili arkadaşlar, Mekkeliler ticaret ehli insanlardı. Allah da rızkın onda dokuzunu ticarette yaratmış. Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Evet. وَهَاكَزَ فَعَلُوا Ve böylece yaptılar. Yani nedir? Pazarın yolunu tuttular. ذَهَبُوا اِلَى السُّوْخِ Çarşıya gittiler. يَبِعُونَ Satmaya. وَيَشْتَرُونَ Satın almaya başladılar. Yani satın aldılar, sattılar. Çarşıda, ذَهَبُوا اِلَى السُّوْخِ Çarşıya gidip, pazara gidip satmaya ve satın almaya başladılar. Ve اَغْنَاهُمُ seri'an, اَغْنَى zenginleştirdi. Hüm onları
Allahu. Allah seri'an, hızlı bir şekilde. Evet. Ve agnâhumullâhu seri'an. Fe izâ erâde şeynen en yekûle lehû kûn feyekûn. Asbahat oldu Yesribu, Yesrib medineten Resûlü sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellemin şehri oldu Yesrib. Fema min ahadin, hiç kimse yoktu ki, illa ve yusemmiha medineten Resûlü evil medineti, hiçbir kimse yoktur ki o dönemden sonra Yesrib'e peygamberin, Resul'ün şehri veya şehir olarak isimlendirmeye başladı. Medine, medeniyet kaynağı. Evet. Ve esbahatil medinetü, ve Medine oldu medinetel İslam. İslam'ın medeniyeti oldu. İslam'ın şehri oldu. El-Medine, Medine-tel İslam. Evet, o şehir İslam'ın medinesi oldu. Medine-tel İslami, İslam'ın medinesi, el-vahideti, tek fil-alem. Alemde, dünyada tek olan bir İslam'ın medinesi oldu. Çünkü o şehirden başka ismi Medine olan yok sevgili arkadaşlar. O iş, şehrin adı Medinetül Münevvere, nurlu şehir. Evet, Resulullah'ın yaşantısıyla, Resulullah'ın sünnetiyle, Resulullah'ın muamelesiyle nurlanmış bir şehir. Onun adı nedir? Medine şehir demek. Ama onu diğer şehirlerden ayıran nedir? El Medinetül Münevvere olması. Medinetül Münevvere. Ve kânet idi hâzîl medînetü, bu şehir nedir? Mehcerel Müslümin, Müslümanların hicret mekanıydı. Mehcer, hicret edilen yer demek. Fil alem, dünyada. Dünyada Müslümanların hicret ettiği nokta idi. O dönemde. İze esleme ahadün, herhangi bir kimse İslam olursa, Müslüman olursa, ve ezâhu kavmuhu, ve kavmi ona işkence ederse, yani Müslüman olup da dünyanın herhangi bir bölgesinde bir kişi Müslüman olup da kavmi ona işkence etmeye, ona dar etmeye başlayınca yeryüzünü, hâcere il medîneti, o Medine-i Münevvere'ye hicret ederdi. Ve emine mekrahum, ve eziyetlerinden, mekirlerinden emin olurdu. Mekir, mekr, kurnazlık, tuzak, eziyet, plan üstüne plan, dünyayı dar etme anlamı. Ama bugün nereye hicret edelim ya Resulallah? Her yer matem oldu ya Resulallah, her yer matem. Ve kânet el-medînetü, Medine idi, medrese-tel-islami, İslam okulu idi. Yani İslam orada öğretildi arkadaşlar. Medrese-tel-islami. Peygamber Efendimiz orada hemen mescidin bitişinde suffa oluşturdu. Orada bir ilim grubu oluştu. O gruba da Eshab-ı Suffa denirdi. Sadece İlimle uğraşan o yiğit insanlar, ashab-ı suffa. Medrese-tel İslami, İslam'ın okulu, el-vahidette fil-alemi, dünyadaki tek İslam okulu oydu. Ve kânetil medînetü medrese-tel İslami. Medine o dönemde İslam'ın okuluydu. İslam oradan öğretildi. İslam güneşi oradan doğdu. Oradan yayıldı ışıkları. Oradan üşüyen insanlar ısınmaya başladı gelen nurlarla. Evet. Ve izâ esleme fe izâ esleme ahadun, bir kişi Müslüman olacak olursa
vecebe aleyhi, onun üzerine vaciptir, en yetealleme dine. Yani bir insan Müslüman olduğu vakit dini öğrenmek onun üzerine vacip olur. Ve yetealleme ve öğrenmesi de el halale vel harama. Helal nedir, haram nedir? Ve yetealleme ve öğrenmesi vaciptir yine ahkamet İslami. İslam'ın hükümlerini, İslam'ın ahkamını, İslam ahkamını öğrenmesi, helal-ı haramı öğrenmesi, Müslüman olan bir kimse üzerine dini öğrenmesi vaciptir. Ve vecebe aleyhi ve üzerine vacip olur, oldu. Ey yetealleme'l Kur'an'ı, Kur'an'ı öğrenmesi. Vel faraida, el fardu, el fardani, el faraid ve farzları da öğrenmesi. Ve yetealleme ve öğrenmesi farzdır. Keyfe, nasıl yusalli ve yasum. Nasıl namaz kılacağı, nasıl oruç tutacağı, Kur'an'ın farzları nedir, İslam'ın ahkamı nedir, helal nedir, haram nedir? Yani dini öğrenmesi vaciptir. وَكَيْفَ وَنَصِلْ يُمْكِنُ لِلْمُسْلِمِ Müslüman için nasıl mümkün olur? اَنْ يُصَلِّيَ وَيَصُومَ Nasıl namaz kılması, nasıl oruç tutması mümkün olur? وَيَعْبُدَ اللّٰهَ ve Allah'a kulluk etmesi nasıl mümkün olur? بِغَيْرِ الْعِلْمِ İlimsiz, bilmeden. Yani bir insan bilmeden namaz da kılamaz, oruç da tutamaz, Allah'a kulluk da edemez, çevresine ışık da veremez. Kendisi karanlık içinde olan bir insan nasıl başkasını da aydınlatsın? وَكَيْفَ يَمْكِنُهُ ve nasıl mümkün olur? Kendisi için en yaişe yaşaması bir gayril ilim. İlimsiz, ilim olmadan yaşaması nasıl mümkün olur? هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ve olmaz ya. Biri insan, biri hayvan. وَاَيْنَ يَزْهَبُ Ve nereye gider? اِذَا اَرَادَ isterse اَنْ يَتَعَلَّمَ الد۪ينَ Dini öğrenmek isterse nereye gider? Yani bir yer olması lazım. اِلَى مَكَّةَ Mekke'ye mi? La, hayır. اِلَى الطَّائِف Taife mi? La, hayır. لَيْسَ هُنَا Burada yoktur. اَحَدٌ Herhangi bir kimse yoktur. يُعَلِّمُ الد۪ينَ Dini öğreten bir insan yoktur. Ne Mekke'de ne Taif'te o dönemde. وَكَانَتِ الْمَد۪ينَةُ كَانَتِ الْمَد۪ينَةُ مَدْرَسَةَ الْاِسْلَامِ Medine, İmnevvere, İslam'ın okuluydu. Medrese. İslam öğretildiği yer. İsmi zaman ve ismi mekan. Mef'ale. Medrese. Ders, medrese. Mer, ders, derese. Yedrusu, müderris, hoca, müderres, öğretilen, medrese, öğretim yeriydi. Medresete el-İslami, İslam'ın okuluydu. El-Vahidete fil-İslam, fil-alem, el-Vahidete tek, el-Vahid, fil-alemi, alemde, yeryüzünde tek medrese o dönemde. Fela budde, kaçınılmazdır. En yeteveccehe yönelmek ileyhe ona. Yani o zaman ona yönelmekten başka bir çare yoktur. Çünkü alemde tek İslam öğretildiği yer orasıydı. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte hikayemize devam etmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sevgili dinleyenlerim.